Ana Haber Bülteni Ahmet Terzioğlu'yla başlıyor. Türkman Ünlü Televizyonu'ndan herkese iyi akşamlar. Ana Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bültenimize geçmeden önce haber başlıklarını izleyelim. Ardından tekrardan karşınızda olacağım. Cumhurbaşkanı Abdülhatif Reşit, Irak hükümetinin su politikası ile ilgili ciddiyetini doğrularken Irak'ın yeşil alanlarını geliştirmek için çalışacağını belirtti. Bakanlar Kurulu Başbakan Muammer Şia, Sudani Başkanlığındaki olan oturumunu düzenledi. Başbakan Muammer Şia, Sudan, İtalya ve Avusturya ile ilişkilerin güçlendirilmesinin önemini vurguladı. Bismillahirrahmanirrahim. Bir tevcihim Seyyid Kadir Am Qasim Sallaha, Seyyid Resmi Sübzera. Adil yom, traesne vafid kebir ila muhafaz Diyale. Ve kan ma'ana aydan vekala al-vizara ve naib Kadir Amiriyat Müştereke. İçişleri Bakanı Abdülhamir, eşi Marie Diyale ilinde bir basın toplantısında ilinin güvenlik durumu ile ilgili konuştu. Bugün 8 Kasım 2022. Bundan 51 yıl önce şehidimiz Hüseyin Demirci. Bugün Kerkük'teki şehit Hüseyin Demirci Tembel Abbas şehadetinin 51. yıl dönümü saygı ve minnetle anıldı. Bu vizaranın taksiri var bu meselede. Kitap tabi etmediğine, alem geldi işte kitap istedi bizden. Tekriben bu maykar 3 yıl vizara kusuru var bu meselede. Tabi yeni eğitim ve öğretim yılın başlamasıyla birlikte öğrencilerin aynı zamanda velilerin en büyük sıkıntısı ders kitaplarında yaşanan eksiklik meselesi oldu. Cumhurbaşkanı Abdülhatif Reşit, Irak hükümetinin su politikası ile ilgili ciddiyetini doğrularken Irak'ın yeşil alanlarını geliştirmek için çalışacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Reşit, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı kapsamında yaptığı konuşmada Irak'ta karşı karşıya olduğumuz en önemli zorluğun su dosyası olduğunu doğrularken Mezopotamya su kıtlığından muzdarip ve iklim konferansı önemli bir işaret olduğunu bildirdi. الذي نواجهه في العراق هو مشكلة المياه وهذا ما قد يثير الدهشة فعلا بلاد الرافدين تواجه الشحة في المياه بعد فترات طويلة كانت الفيضانات فيها مشكلة أساسية للسكان والزراعة والحياة لقد دفعت هذه الأزمة الجهات الحكومية إلى تقليل السياسة الزراعية وتقليصها وهذا ما يلقي بظلاله على الحياة والأرزاق المجتمع الزراعي العراقي وعلى عموم السكان بالإضافة إلى ما ينتج من ارتفاع نسبة التصحر ومضار البيئية والصحية والاقتصادية أخرى الجفاف المتزايد في بلدنا يشكل تحديا خطيرا لمعيشة المواطنين واقتصاد الدولة لكن أيضا يؤثر على الحياة والبيئة في المنطقة بشكل عام وحتى على نقص المساحات الخضراء من العالم وما زلنا نأمل بتعاون أوسع ننتظره من السلطات المائية والسياسية في البلدين الجارين وخصوصا من الأخوة في تركيا لقد كان من المؤسف أن كثير من الخطط التنمية الزراعية وتحسين البيئة انتكست بظروف العنف والإرهاب التصحر بات يهدد ما يقارب 40% من مساحة بلدنا Bakanlar Kurulu Başbakan Muhammed Şia Sudani Başkanlığındaki olan oturumunu düzenledi. Bakanlar Kurulu'nun gündeminde bir dizi hizmet, ekonomi ve güvenlik konularını görüşmesi planlanıyor. Başbakan Muammer Şia Sudani ile Parlamento Başkanı Muhammed El-Halbusi yolsuzlukla mücadeleyi görüştü. Toplantıda yolsuzlukla mücadele çabalarını desteklemek, vatandaşlarının geçim kaynaklarının önemli ihtiyaçlarını karşılamak için yasama ve yürütme makamları arasındaki yakın işbirliği ile gözetim rolünün etkinleştirilmesinin önemini teyit edildi.
Hizmet dosyasında ise başbakan ülkenin büyük gelirlerine ve patlayıcı bütçelerine rağmen başkentteki hizmet gerçeğinin kötüleştiğini ve adına ve tarihine yakışmadığını vurguladı. Başbakan Büyükşehir Belediyesi'nde bir toplantıya başkanlık ederken Bağdat Büyükşehir Belediyesi Valilik ve Hizmet Bakanları arasındaki kesişmelerin sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı. جزء من حالة الاضطراب السياسي للبلد كانت بسبب تردي الواقع الخدمي حتى نعرف خطورة عملنا كدوائر خدمية من يتأثر أو ينحرف الأداء بشكل سلبي ممكن يتأثر النظام السياسي للبلد المواطن اليوم في بلد إيراداته بالشهر 10 مليار دولار موازنات انفجارية وواقع الحال في العاصمة هنا نتكلم بهذا المستوى اللي ما أعتقد يختلف اثنين على أنه واقع متردي لا يليق ببغداد هذا الاسم الكبير هذا التاريخ أنا هسه مو رئيس حكومة مواطن أريد أتحدث بالمشاهدات اللي عندي شنو اللي أشوفه في بغداد أولا ماكو شيء منجز يوازي حجم الإنفاق والأموال التي تخصص أنا قاعد أسمع بالموازنات والأموال والتخصيصات مو ذيك المشاريع أكو كم مشروع بس بشكل عام ماكو شيء لافت للنظر يوازي هذا الإنفاقات المشكلة الأزلية هذا التقاطع المستمر مع المحافظة موجود في كل إجراء وفي كل قضية وباقي لحد الآن نظافة ماكو شيء اسمه فعلا مستوى مرضي من النظافة لي العاصمة بغداد ولا إدارة موضوع النفايات وكل حديث إيش قال التدوير وجبنا المشروع وتعطل المعمل وراح نجيب التجربة الفلانية وراح نستثمر كذا نولد طاقة كهربائية ماكو شيء أفكار سوالف تجاوزات ما شاء الله في أقرب المواقع للمنطقة الخضراء اللي هي المنطقة الرسمية الدولية التجاوزات موجودة كيف الحال بباقي المناطق تجاوزات على عقارات مهمة أماكن مهمة كان نفترض تمثل إيرادات للأمانة Başbakan Muhammed Şia, Sudan, İtalya ve Avustralya ile ilişkilerin güçlendirilmesinin önemini vurguladı. Başbakan iki ülkenin büyükelçileriyle yaptığı iki ayrı görüşmede ikili ilişkileri güçlendirmenin Bağdat, Roma ve Canberra arasındaki yapıcı ortaklığı pekiştirmenin yollarını tartıştı. Engellerin sona erdirilmesi gerektiğini Başbakan Bağdat Belediyesi ile Valilik ve Hizmet Bakanlıkları arasındaki engellerin sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı. Es-Sudani toplantıda özellikle vatandaşın hizmet tarafının zayıflığından şikayet ettiğinden ve hükümetten çok şey beklediğinden başkentin tüm bölgelerini kapsayan hızlı hizmetler sunulması gerektiğini vurguladı. Başbakan Muhammed Şia Sudani dün Parlamento Başkan Yardımcısı Muhsin El Menzelavi ve Diyale Valiliği temsilcileriyle görüştü. Bir sonraki bütçede valiye yeterli ödenek ayrılması gerektiğini vurguladı. Valiliğin güvenlik ve hizmet gerçeğinin ele alındığı toplantıda sorunların aşılması ve özellikle vatandaşların bekledikleri hizmetlerin hızlı bir şekilde sunulması için yasama ve yürütme organları arasında sürekli çalışma ve koordinasyonun önemi vurgulandı. Gıda maddelerinin vergi ve gümrükten muaf tutulmasına ilişkin karar meclis bugünkü oturumunda oylanacak. Gündeme göre oturumda ayrıca Irak Cumhuriyeti Ulusal Günü'nde yasa tasarısının okuması engelliler ve özel ihtiyaçlar yasasında yapılan ilk değişikliklerle ilgili yasa tasarısının ikinci okuması da yer alacak.
Ülkedeki bazı kanun sorunlarını çözmek için parlamento komisyonları önümüzdeki günlerde oynanacak yasaları hazırlıyor. Parlamento hükümetin kuruluşunu tamamladıktan sonra komiteler arasında aylarda duran kanun taslakları onay almak için sıraya koyulması fırsat bekliyor. Parlamentoda olan milletvekilleri bazı kanunları siyasi anlaşmazlıktan dolayı onay almadığını dediler. Tüm yasalar komitenin raflarında duruyor. Herhangi taslak veya kanun üzerine siyasi anlaşmazlığı yoksa yahut siyasi ittifak istemiyorsa parlamentoda gecikmez, çabukça onaylanacak. Parlamento hükümetten önerilen taslakları milletvekilleri tarafından onay almak için gündeme sokar. Üzerine anlaşılmayan veya iyice tartışılmamış taslaklar ertelenecek. Askerlik hizmeti ve elektronik şantaj taslakları önde gelen ve güvenlik komitesinde hazır ve onay almak için gündeme girilmesi bekleniyor. Bizim komitemizde olan en belirgin askerlik hizmeti ve elektronik şantaj kanunları hazırdır. Ama ne zaman gündeme girilmesi belli değil. Hükümet ile parlamento başkanlığı arasında vatandaşların hayatı ile ilgili ve doğru olan projeler için koordine olmalı. Muhammed Şia Sudani hükümet müfredatında bazı önemli kanunlar için parlamentoya onay almak için göndereceğini belirlemişti. Bu kanunlar siyasi anlaşmazlığından dolayı yıllardır erteleniyordu. Bu devir bu kanunlar nur göreceği tahmin ediliyor. El-Hikme Hareketi Başkanı Ammar el-Hakim hükümete yolsuzlukla mücadele ve projeleri uygulamadaki isteksizliği gidermek konusundaki desteğini yineledi. Sayın el-Hakim, Filistin Büyükelçisi Ahmet Akul ile yaptığı görüşmede hükümetin yolsuzlukla mücadelede ciddi adımlar atması ve projeleri tamamlama konusundaki isteksizliğini vatandaşların günlük yaşamlarına olumlu yansıyacağını kaydetti. Hükümetin gıda karnesinin destekleme ve fiyat manipülasyonu önleme tedbirlerinde Ticaret Bakanı Asir El-Gaydadrosu Gureyri yerel pazarlarda fiyat kontrol kampanyasını yönetti. Ticaret Bakanı bir dizi şube kontrol çalışanıyla yaptığı görüşmede bu hükümetin malları takip ve kontrol etmek ve yerli ürünü desteklemek için çalışacağını ve ayrıca vatandaşları için karne gereksinimlerini karşılayacağını doğruladı. Güvenlik durumunu ele almak için ve güvenlik güçlerini kontrol etmek için İçişleri Bakan Abdülemir Eşimeri Diyale iline giderek valiyle görüştü. İçişleri Bakanı Abdülemir Eşimeri Diyale ilini ziyaret etti. Diyale Valisi Mütenettin Mimi İçişleri Bakanlığı'nın ziyaretini kabul etti. Eşimeri Baz'ın açıklamasına göre ziyaretinin sebebi emniyet güçlerine destek olmak için şöyle bilgi verdi. Eşimeri Diyale Valisi'den ve Emniyet Güçlerinin komutanlardan Diyale'de bir toplantıda Diyale Valilik binasında bir araya geldi. İçişleri Bakanı Abdülemir Eşimeri Diyale ilinde bir basın toplantısı ilin güvenlik durumunu ile ilgili konuştu. Bismillahirrahmanirrahim. بتوجيه من السيد القائد العام للقوات المسلحة السيد رئيس مجلس الوزراء هذا اليوم ترأسنا وفد كبير إلى محافظة ديالة وكان معنا أيضا وكلاء الوزارة ونائب قائد العمليات المشتركة وقائد القوات البرية للاطلاع على Sayın Başbakan'ın emrine göre bugün Diyale'ye geldik. Biz ve İçişleri Bakanlığı komutanlardan ve Irak ordusunun komutanlardan beraber Diyale'nin emni durumundan dolayı
Aynı zamanda Sayın Diyale valisiyle görüştük. İki gün önce yaşanan olay, Diyale'de detaylarını dinledik. Daha doğrusu bir sürü emni önlemler aldık. Bugün toplamamızda ve gelecekler için. Hiçbir zaman çatıları bırakmarız vatandaşlarımıza kıysınlar. Emniyet güçlerimiz en büyük terör örgütüden savaş etti. Şimdi emniyet güçlerimizin görevi vatandaşları korumak. Vatandaşlara Diyale'de söz veriyoruz. Çatıları en yakın zamanda gözaltına alırız. Bir sürü planımız var. القصاص من هؤلاء المجرمين قريبا جدا ان شاء الله وهنالك اجراءات وخطط امنيه يتم اعدادها وتنفيذها من قبل قياده العمليات وقياده الشرطه وايضا نطمن كل اهلنا في دياله بانه احنا اليوم هذا اليوم جينا لتفقد الوضع الامني ومساعده القوات الامنيه في احتياجاتها وسد نقصها وكذلك متابعه الاجراءات اللي تقوم بها وكذلك عندنا تنسيق ممتاز مع السيد محافظ دياله فيما يخص الوضع الامني. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Hasan Turan, Kadın Teşkilatı'nı ve TİSİM bürosunu ziyaret etti. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Hasan Turan, Kadın Teşkilatı'nı ve TİSİM bürosunu ziyaret etti. Irak Türkmen Cephesi TİSİM bürosunda yapılan halka açık oturumda, başta Irak Türkmen Cephesi yetkilileri olmak üzere TİSİM ahalisinden vatandaşlar da hazır bulundu. Oturumda konuşan Turan, Türkmenlerin vizyonu, yeni hükümetin kurulma süreci ve ülkedeki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Hasan Turan, Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi Lisesi'nin yeni hükümette Türkmenlerin temsil edilmesi ve Türkmen haklarını temin altına alınmasıyla ilgili yapılan çalışmaları dile getirdi. Daha sonra Kadın Teşkilatı Bürosu'nu Türkmen kadınının Türkmen davasındaki rolünün önemine değindi. Bugün Kerkük'te şehit Hüseyin Demirci Tembel Abbas Şehadisi'nin 51. yıl dönümünde saygı ve minnetle anıldı. Şehit Hüseyin Demirci, diğer ismiyle Tembel Abbas ölümünün 51. yıl dönümünde bugün Kerkük'teki heykelinin önünde büyük saygı ve minnetle anıldı. Bugün 8 Kasım 2022, bundan 51 yıl önce şehidimiz Hüseyin Demirci, namı diğer Tembel Abbas, milli takımda tiyatro oyuncusu olarak rejim tarafından şehit edilmiştir. Bugün vefatının 51. yılında arkadaşlarla birlikte heykelinin başında Kerçiş'te kendisini almak istedik. Bizim şehitlerimiz Türkmen davasının simgeleridirler, toplumun önderleridirler. Şehitlerin kanıyla Türkmen davası bugüne kadar ayakta durmuştur. Hüseyin Demirci, Türkmen dili, Türklük duygusuyla, milli dava sevgisiyle atan yüreği, gönlü tüm zorluklara dayandı ve sonunda millet uğruna şehit düştü. Kerkük'te ve tüm Türkmen ilinde Türkmen şehitleri hiçbir zaman unutulmayacaktır. Ve bunu geçen sene Kerküklü ünlü iş adamı Ömer Köprülü, Kerkük'ün ortasında şehit Tembel Abbas için bir heykel dikerek ispat etti. Köprülü, Türkmen Uydu kanalının mikrofonuna konuşarak şehitlerin her zaman izinde yürümeye devam edeceklerini açıkladı. Ne yazık ki 1970 senesinde Tembel Abbas o dönemin rejimi tarafından şehit edilmiştir. Ve bizler de dostumuza, şehitlerimize sahip çıktık. Bu Tembel Abbas'ın heykelini diktirdik burada. Biz bunu diktirdiğimiz zaman tabii ki Tembel Abbas kendisi tavuklu, annesi Duzlavu, heykeli de diktiren bura Köprülü. Yani biz burada öyle bir mesaj vermek istedik. Bizlerde Sünni, Şii ayrımı yok. Öyle bir şey düşünmedik. O tarihte tabii katiyen hiçbir öyle bir düşüncemiz yoktur. Hepimiz el ele beraber çalışırdık. Türkmen araştırmacı ve yazar Nureddin Musullu, şehidimizin mertliği ve kahramanlığı hakkında şöyle konuştu. Tembel Abbas diyensek
Milli Türkmen takımı hatırımıza geldi. O piyaslar ki verilirdi. Tembel Abbas piyası, ondan sonra başka piyaslar. Bu aynı zamanda Milli Parti, Milli takımın tarihine geçerik. Bu adam, bu şehidimiz kanını tökerken, canını kurban verirken Türkmen yolunda 51 yıl önce, o 51 yıl sonra özümüzün eşkili okuruk bu zamanda, bu anda. Onun arasında özünün başında, özünden evvel olan şehitlerimiz, özünden sonra şehitlerimiz bu bir tarihti bizim için. Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte okullarda öğrencilerin aynı zamanda da velilerin en büyük sıkıntısı ders kitaplarında yaşanan eksiklik meselesi oldu. Yeni eğitim ve öğretim yılı başlamasıyla birlikte okullarda öğrencilerin aynı zamanda da velilerin en büyük sıkıntısı ders kitaplarında yaşanan eksiklik meselesi oldu. Okullardaki ders kitaplarının eksikliğinin ana nedeni yeni eğitim ve öğretim yılına özel Eğitim Bakanlığı tarafından yeterince basılmadığını vurgulandı. Bu vizaranın taksiri var bu meselede. Kitap tabi etmediğine, alem geldi işte kitap istedi bizden. Tekriben bu maykarıp 3 yıl vizara kusuru var bu meselede. Tabi etmir kitap, mekteplerde kitap yoktu. O fetre, korona fetresinde de yani alem gitmediğine doğuma, indi doğuma açılıp huzuru yolluğuna kitap yoktu. Alem geldi bizden kitap istedi. Büyük manatı, ahali şeyidir özünün. Hasaten eğer mesela 4-5 uşağı varsa mektepte, bu hardan getirsin? Eğer bir rahatı yoksa, hatta rahatı olan için bir zahmetti. Yani her kitap 5000'di. Bunu olursa bizde bir büyük rakam çıkar doğrusu. Ve biz ne dedi? İsterik terbiyeden tevfir etsin bu kitapları. Yani bir zahmetti doğrusu ahali için. Bu bir zahmetti. Kameramıza konuşan öğrencilerin velileri okullardaki ders kitaplarının sağlanması için yetkililerinin bu soruna çözüm bulunması istediler. Yaklaşık bir ay oldu okulların başlamasına öğrencilerin velileri bu soruna çözüm bulmak peşindeler. Ancak Tosurmatı ilçesinde bulunan okulların deposunda hala ders kitapları bulunmuyor. Muanat çoktu. Kemin bir özüm kevali emir olduğum tekin çocuklarım var. Vaduz'un da çok manatı var. Yani Irak'ta görüyoruz bir şekilde am yani bunu. Kitap eskilik çoktu. Kitaplar eskidi. Yani ben gördüm bazı şolarında ne kitaplar aslan okurum mu özünde? Varakalar ezilmiş, neçe iller geçipti. Gerçi o bir menhecilere, mutavasıtaya girildiği zaman çok kitap eskilik var. Aslan o yurtluk da yoktu zaten. Aslan eskidi. Yani Arapçaya gelince ecza yoktu özünde. Gerçi o bir kısımlarda ecza yoktu. Bu da biz bugün gördük işte ki mektebeler öğündeyiz. Yani geldik burada kitabın birinin 5000 lira tabi edildi. Bir adamın 4 uşağı var, 5 uşağı var. Her uşağın 3-4 eskiliği var. Bunlar hepsi rakamdı, kıyasattı. Vallahi bu bir büyük muanatı. Bu yıl yaşıyoruz olsun. 2003'ten indiye kadar her il olardı. Tabi vardı, muanatımız vardı ama bu yıl 2004'ü. Bu yıl bilmiyorum yani hiçbir kitap gelmedi. İndiye kadar bu saraydan kitap gelmiyor. Az kitap geldi yani tabi. Ben ortaokulda öğretmen olarak diyorum. Üçüncülere 4 kitap ile 5 kitap dağıttık. Çünkü ne kadar hükümet vermiyor bize. Kitap vermemişti bize. Ve mecburen kalkırı telebeni yedir, ehliyetini yedir. Kalkırı mektebelerde kitap şeyidir, tabi yedir, bastırı. Bu bir büyük manatı. Olmayan çinece. Yani bazı adam var, bazı avali var. Geldi, hastan mesela Nus Kurmatı şehirler diyardı diyelim. Çok yetim uşaklarımız da var. Başkent Bağdat'ta özel bir eğitim kurumunda İngilizce öğretmen olarak çalışan bir Amerikan vatandaşının silahlı saldırıda öldürüldüğü belirtildi. You say hello? Hello. Well, I'm bringing greetings here to you on this beautiful day. It's a Sunday in Baghdad. Başkent Bağdat'ta özel bir eğitim kurumunda İngilizce öğretmeni olarak çalışan bir Amerikan vatandaşının silahlı saldırıda öldürüldüğü belirtildi. Bağdat'ta Karada bölgesinde bir Amerikan vatandaşının kimliği belirsiz kişilerce öldürüldüğü ifade edildi. Olayın faillerinin İngilizce öğretmeni Amerikan vatandaşı Stephen Trolley önce kaçırılmak istediklerini ancak başaramayınca yanlarında taşıdıkları silahla söz konusu şahsı vurduklarını kaydedildi. Olayda ağır yaralanan ve Karada Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Trolley'in burada hayatını kaybettiği ve olayla ilgili bölgede inceleme başlatıldığı ifade edildi.
Irak Başbakanı Muhammed Şia el-Sudani, İçişleri Bakanlığı'na başkent Bağdat'ta Amerikan vatandaşının öldürülmesini soruşturmak için özel bir komite kurma talimatı verdi. Şimdi haber başlıklarını tekrardan izleyelim. Cumhurbaşkanı Abdullatif Raşit, Irak hükümetinin su politikası ile ilgili ciddiyetini doğrularken Irak'ın yeşil alanları geliştirmek için çalışacağını belirtti. Bakanlar Kurulu Başbakan Muhammed Şia, Sudani Başkanlığındaki olan oturumunu düzenledi. Başbakan Muhammed Şia, Sudan, İtalya ve Avusturya ile ilişkilerin güçlendirilmesinin önemini vurguladı. Bismillahirrahmanirrahim. Bitevcih min Seyyid al-Qaid al-Am al-Qawat al-Musallaha, Seyyid Reis-Mis al-Zara. Adil-Yom, Ra'esne Vafid Kebir ila Muhafaz Diyale. İçişleri Bakan Abdülemir Eşimberi Diyale ilinde bir basın toplantısında ilin güvenlik durumu ile ilgili konuştu. Bugün 8 Kasım 2022. Bundan 51 yıl. Bugün Kerkük'te Şehit Hüseyin Demirci Tembel Abbas şehadetinin 51. yıl dönümünde saygı ve minnetle anıldı. Bu vizaranın taksiri var bu meselede. Kitap tabiatımı adına. Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte okullarda öğrencilerin aynı zamanda da velilerin en büyük sıkıntısı ders kitaplarında yaşanan eksiklik oldu. Böylelikle bültenimizin sonuna geldik. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.